360 ekranlarından herkese günaydın. Bugün sağlık dolu, huzur dolu, barış dolu bir gün olsun efendim. Hocamla birlikte biz yine masamızın başındayız. Değerli uzmanlarımız ve doktorlarımız bizlerle birlikte olacak. Ve değerli doktorumuz Doktor Mevlüt da bugün bize ilk programımızda konuştuğumuz ama çok fazla soru aldığımız bir konuyu tekrar konuşmak üzere hazır. Hocam hangi konuyu konuşacağız bugün? Size de ve ekranları başındaki herkese de günaydın. Bugün aslında yine çok önemli bir konumuz var. Miyomlar. Evet. Hangi konuyu konuşacağınızı söylemediniz. Ha, benim konuşacağım. Evet, sizin konuşacağınız konuyla başlayalım bence. 4D ip estetiği. Evet, 4D ip estetiği nedir bu 4D ip estetiği? Konuşamıyorum. Bu da benim şeye benzedi hocam. Neydi? Osteoporoz gibi oldu. Çok fazla soru geliyor. Örümcek ağıyla karıştıranlar evet. var. Bu konuyu konuşacağız. Söylediğiniz gibi değerli doktorumuz Cem Bey bizlerle birlikte evet, olacak. Evet. Olacak ve miyomları konuşacağız. Ben bu miyom konusuna çok hakimim. Daha önce vücudum yapmadı Allah'a şükür ama her kadında, daha doğrusu çok fazla gözüken, her kadında gözükme ihtimali çok yüksek olan bir durum. Bu oran 1/4. 1/4 her 4 kadının biri hayatının bir evresinde bir miyomla karşılaşıyor. Evet, ben nereden hakimim? Değerli doktorumuz Teksen Çamlıbel'le aylarca yaptığım programda belki onlarca kez konuşmuşuzdur. Neden konuştuk? Çünkü çok fazla soru alınan, çok da bence bilinçli olmadığımız bir konu, kadın sağlığına dair önemli bir konu. Ekranları başınızdan ayrılmayın efendim. Ve diğer konuğumuz? Diğer konuğumuz da bel fıtığı ile ilgili yine konuşacağız. Bel fıtığında sadece tedavi ameliyat mı? Evet. Hangi durumlarda ameliyat gerekiyor ama ameliyata gelmeden önce neler yapabiliriz? Evet, bu önemli. Neden önemli? Benim değerli birlikte çalıştığım, 20 senedir birlikte çalıştığım Fatoş ablamız da galiba fıtık oldu. O da çok korkuyor, ameliyattan çok korkuyor ama artık ameliyattan önce çaresi var efendim. Hepsi biz bize de ve başlıyoruz. Miyomlar neden oluşur? Miyomların laparoskopik cerrahi ile tedavisi nasıl yapılmaktadır? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Cem Demirel birazdan biz bize de anlatıyor. Sakın kaçırmayın. Son zamanların en çok tercih edilen ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemlerinden olan 4D ip estetiği nedir? Kimler bu yönteme başvurabilir? Medikal estetik hekimi Doktor Mevlüt da 4D ip estetiği ile ilgili merak edilenleri birazdan biz bize de anlatıyor. Sakın kaçırmayın. Bel ve boyun fıtığı neden olur? Ameliyatsız tedavisi mümkün müdür? Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Gülçin Gülşen birazdan biz bize de anlatıyor. Sakın kaçırmayın. Evet, kadın hastalıkları doğum uzmanı, uzman doktor Cem Demirel. Hoş evet. geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Cem Hoş Bey. Hoş bulduk Deniz'e. Evet hocam, miyomlar sürekli konuşuldu. Benim bugün özellikle üstünde vurgulamak istediğim veya durmak istediğim kısım artık bir kitle hissi olduğunda veya bir muayenede bir kitle var. Aa bu miyommuş denildiği zaman aa miyom diye sürekli bazı şeyler çok önemli gibi atfedilirken miyomu da artık çok basitlemeye başladık veya önemsememeye başladık. Doğru mu? Önemsemeli miyiz? Ne yapmalıyız diye konuşalım istiyorum ve özellikle bu kısmı vurgu yapmak istiyorum. Miyom nedir diye bir başlayalım isterseniz. Evet, program açılırken de siz bahsettiniz. Evet. Miyom kadınların hayatında önemli bir problem arz eden bir jinekolojik sorun. Her 4 kadından biri hayatının bir döneminde rastlıyor buna. Ve bazen kadınlar miyomların varlığında uzun yıllar bundan haberi olmadan yaşıyorlar. Ama bazen de bu miyomlara bağlı sıkıntılar yaşıyorlar. Örneğin adet kanamaları düzensiz oluyor, fazla kanıyor kadın, devamlı kanıyor, kan kaybediyor ve kansızlığa giriyor. Bazen bu miyomların büyüklüğüne bağlı bası bulguları oluşuyor kadında. Mesela karnında şişkinlik oluyor, mesela büyük tuvaletini yapmakta zorluk çekiyor. Bazen miyomların basına bağlı ağrılar hissediyor kadın. Adet dönemlerinde, cinsel ilişki sırasında. Yani birçok şekilde bir bulgu verebiliyor. Bazen de gebe kalmasına zorluk teşkil ediyor. Böylece biz bunları anlayabiliyoruz, teşhis ediyoruz. Ama dediğiniz siz, bir miyom teşhis ediliyor. Bayanlar hemen kötü şeyler düşünüyorlar. İşte bunun altında ne var ne yok. Çoğunlukla büyük oranda aslında miyomlar iyi huylu oluşumlar. Evet. Korkmaları gerektiren bir şey değil ve tedavisi de oldukça kolay olan hastalık. Evet, değerli doktorumuz doçent doktor Cem Demirel'e soruları olanlar
bize 0531 306 97 92'den ulaşabilirler. Hayır, ben değerli doktorumun, Doktor Mevlüt Dağ'ın adresinden, sosyal medya adreslerinden ulaşmak istiyorum derlerse, Instagram ve Facebook adresinden Doktor Mevlüt Dağ derseniz hemen karşınızdayız. Evet, hemen karşınızdayız. Cem Bey de canlı canlı yanımızda. Evet, kanlı canlı yanımızda. Evet. Ve bu miyom konusu gerçekten ben bir kadın olarak kadınlar tarafından da doğru algılandığını düşünmüyorum. Biz biraz galiba Cem Bey yumurta kapıya dayanana kadar kadınlar da erkekler de doktora gitmemek için direniyoruz. Şimdi miyomun dışarıdan bizim anlayabileceğimiz şekilde belirtileri nelerdir? Şimdi demin de söyledim, bir kere bazı şikayetler doğurur. Yani bir kadın fazla kanıyorsa, adetleri uzun sürüyorsa ya da ne bileyim bir şişkinliği varsa, bazen bayanlar kendileri bile elleriyle hissedebiliyorlar o kitleleri. Dışarıdan hissedebilirler mi? Bazen hissedebilirler. Ya elime bir şey geliyor benim burada, karnımda. Ya da bir baskı hissi hissedebilirler. Ya da baskıya bağlı sık idrara çıkmaya başlar bayan. Yani bunlar olduğunda doktora müracaatında altta yatan neden miyomsa onu hemen anlayabiliyoruz tabii. Yani şikayet olduğunda doktora başvuru bu teşhisi koydurmaya yol açıyor. Ama tabii bu anlattıklarınızın hepsine biz tabii Türkçe'de Türk halkı olarak gaz diyoruz, biliyorsunuz. Evet, evet. Gazımız var, gazımız var, gazımız var, gazımız var. Evet. Bir miyomun en ekstrem örneğini vermek gerekirse kaç santime kadar büyümüş halini siz birebir gördünüz Cem Bey? Evet. Ben tabii böyle şeye kadar, yani göğüs kafesine kadar yükselen miyomlarla bile karşılaştım meslek hayatımda. Yani bazen çok büyüyor gerçekten. Tüm karını bile doldurduğu oluyor. O yüzden bazen gebe gibi hastamız karşımıza çıkıyor. O miyomun işgal ettiği yer nedeniyle. Yani çok büyüyebiliyor bazen. Hocam, miyomun yerleşim yeri tam neresi? Şimdi miyom rahimin her yerinde yerleşebilir. Rahimde ama. Evet. Çok nadir, rahim dışında da başka yerlerde de olabiliyor. Çok çok nadir ama konumuz bu olmamalı. Yani rahime yerleşik bir hastalık. Rahimin dışında olabilir. Dışına doğru büyüyebilir. Yani kas tabakasının dışında olabilir. Ya da rahim boşluğunun içine de büyüyebilir. Yani rahim boşluğunda gebeliğin, bebeğin yerleştiği yerde de bazen büyüyebilir. Özellikle o tür miyomlar gebe kalmayı engeller ve çok fazla kanamalara yol açabilir. Rahim komşuluğuna doğru, rahimi tutan bağların içine doğru ilerleyebilir. Yani yerleşimi farklı olabilir ve bu yerleşim yerine göre de bulguları farklı oluyor tabii ki. Tabii neden bunu sordun? Göğüse kadar çıkan bir kitleyle de karşılaşabiliyoruz dedi hocam. Evet. Düşünün, rahimde olan bir kitle ne kadar yere bir bası, evet, ve zarar veriyor olur ki o kadar büyük bir kitle ta göğüs kafasına, evet, kadar çıkıyor. Şimdi hocam, ben birebir çok yakın arkadaşım da yaşadım. Çok da böyle aklı başında, iş güç sahibi, fotoğrafçı bir arkadaşım. İnanın çok zayıf bir kızdır. Ve gerçekten çok da atletik bir kız. Fakat böyle hani sıtmalı bebeklerin göbekleri vardır, bilirsiniz hocam. Böyle dışarıya doğru çıkar. Özellikle Afrika'da, işte orada gelen hasta çocuklarda çok görürüz fotoğraflarında. Böyle bir göbek sürekli, gazım var deyip duruyor. Gazım var. İnanın sonra biri ortaya çıkıyor ki bir miyom alındı. Ben bir küçük uzaylı doğurdu zannettim. Kavanozun içine koymuşlar şu büyüklükte. İnsan yani bunun, yani vücudunda böyle bir kitlenin bu kadar büyürken bu kadar farkında olmadığını birebir yaşamış biriyim. İnsanlar öteliyor galiba. Evet. Şimdi miyomlar bazı durumlarda daha sık görüyoruz. Kimlerde mesela? 35 yaşında, genç yaşta da olabilir, 20 yaşında da olabilir ama genellikle 35 yaşını geçtiğinde. Neden? Bayanlar. Bu biraz tek hücreden, monoklonal diyoruz. Rahimdeki tek bir hücreden yola çıkıp büyüyor bu miyomlar. Ve büyüme nedeni olarak da rahimde o bölgedeki östrojenin etkisinden şüpheleniliyor. Östrojen kadınlık hormonundan ve bu etki belki de genç yaşlarda değil de sonradan ortaya çıkıyor. Ve yani 35 yaşı geçen kadınlarda daha sık görüyoruz. Çocuğu olmayanlarda daha sık görüyoruz. Böyle bir durum da söz konusu. Zaman, yani yaş biraz arttıkça daha sık ortaya çıkan da bir hastalık aslında tabii. Evet, sanki ben gençlerde, hani buradan böyle bir bilgi de alınsın istemiyorum, gençlerde de görülen bir tabii, durum. Özellikle 20'li yaşlarda ben yaşayan tanıdıklarım da var.
erken yaşlarda miyomun görülmesi ve geç teşhisinde neler olabilir? Ya şimdi şöyle, bazen insanı kanamaya bağlı kansızlığa sokabilir, anemiye sokabilir ve bunun nedenini araştırırsanız hiçbir neden bulamazsınız ama aslında bir kanama odağı olan miyomdur neden. Yani en sık buna neden olabilir ve de bazen de gebe kalmakta, eğer çocuk istiyorsa genç bir bayan ve kalamıyorsa gebe kalmayı engelleyen bir rolde oynayabilir. Yani en çok bu iki nedenle biz görüyoruz, karşımıza çıkıyor. Peki artık günümüzde miyomun tedavisinde neler var hocam? İlaç tedavisi mi, direkt bir operasyon mu, ameliyat mı, neler yapıyoruz? Evet. Şimdi miyomun ilaç tedavisi aslında çok etkili bir tedavi yöntemi değil. Hep hastalar miyomla karşılaştıklarında bize ilk sordukları, hocam bunu ilaçla tedavi edebilir misiniz? Fakat yıllardır çalışmalar bize bu konuda çok verimli sonuçlar vermedi. Son zamanlarda Avrupa'da, Amerika'da bir miyomun tedavisinde bir ilaç çıktı. Bir progesteron analoğu, ulispiral diye bir ilaç. Fakat ülkemizde bu henüz gelmedi. Ama bu da çok etkili midir? Öyle söyleyemeyiz. Ve şu anda miyomların ana tedavisini cerrahi tedavi oluşturuyor. Cerrahi riski olanlarda başka yöntemler de var. İşte miyomu ultrasonla küçültmek, embolize etmek, yani kan giden kan damarlarını bloke etmek, küçülmesini sağlamak. Fakat bunlar da yine cerrahi riski çok fazla olanlarda, cerrahi yapamayacağımız kadar riskli olanlarda en son düşündüğümüz yöntemler. Çünkü en etkili tedavi hala günümüzde gerekiyorsa tabii. Her miyomda cerrahi gerekmiyor. Yani her miyomu da mutlaka tedavi etmemiz gerekmiyor. O da başka bir konu. Tedavi gerekiyorsa ama cerrahi tedavi birinci planda şu anda. Evet Sayın Demirel, bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz efendim? Ben Dilek. 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 Dilek Hanım, çok özür dilerim. Günaydın efendim. Nereden arıyorsunuz bizi? Ankara'dan. Ankara'dan. Cem Bey, muhakkak bir sorunuz olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Kesildi mi? Evet, Dilek Hanım galiba hattan. Hocam, yok kesildim. Hocam bir sorum var. Ben 3 kere miyon ameliyatı oldum. 3. 3 kere miyon ameliyatı olduktan sonra da bir daha hamile kalmam zorlaştı. Yani 3 kere düşük yaptım bunun ardından. Acaba miyon ameliyatları mı hamile kalmamı engelliyor diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz Dilek Hanım. Evet hocam. Evet, güzel. İyi günler. İyi günler. Geçmiş olsun Dilek Hanım. Güzel bir soru. Şimdi biz miyomu ameliyat ederken günümüzde zaten programda da ondan değinecektim. Laparoskopiyle, yani kapalı cerrahiyle, karnı açmadan ameliyat ediyoruz. Böyle yaptığımız zaman karın içinde ameliyata bağlı yapışıklıklar daha az oluyor. Dokular daha hızlı iyileşiyor ve fertilite, yani gebe kalmaya daha uygun bir ortam olduğunu düşünüyoruz. Laparoskopik olarak miyomları tedavi ettiğimizde. Ama bu tür ameliyatlardan sonra gerçekten de bazen yapışıklıklar olup gebe kalmakta sıkıntı yaratabilir. Ama Dilek Hanım ameliyat olmuş, gebe kalabilmiş anladığım kadarıyla. Ama düşük gerçekten. Ama düşüklerle sonuçlanmış. Bu düşüklerin nedeni farklı da olabilir. Ama özetlemek gerekirsek miyom ameliyatları laparoskopiyle yapıldığında özellikle fertilite üzerine etkileri, yani sonraki zamandaki gebe kalma etkileri eskiden yaptığımız açık ameliyatlara göre daha olumlu, öyle söyleyebilirim. Kapalı ameliyat yapılamayan durumlar var mıdır Cem Bey? Evet. Tabii çok güzel bir soru yine. Tabii ki bazen söyledim, göbeğe kadar, yani çok yukarı kadar akciğerlere kadar çıkan, tüm karnı dolduran çok bilmiyorum. Çok ekstrem bir örnek. Evet. Boyut çok çok artıyorsa, yani 14-15 santimetre kadar onu geçiyorsa, boyut önemli bir kısıtlayıcı faktör. O zaman evet yapamıyoruz ama 10 santim 12 santim kadar büyük miyomları bile laparoskopiyle, yani kapalı cerrahiyle günümüzde rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi çok teknik bir soru soracağım ama yani aklıma geldiği için soruyorum. Bu laparoskopik cerrahiyi ben de çok iyi biliyorum. Böyle 3 tane delik mi açıyorsunuz hocam? Peki oralardan giriyorsunuz. Bunların çapı ne kadar acaba girdiğiniz yerler?
Bunların çapı 5 ila 10 milimetre arasında değişiyor. Evet, 5 veya 10 milimetre. Bulduğunuz parçayı buldunuz, çıkardınız. Nereden çıkarıyorsunuz? Evet. Şimdi o parçayı, miyomu rahimden ayırdıktan sonra batın karın boşluğuna alıyoruz parça, karın boşluğunda. Ve ondan sonra onu bir karın boşluğuna yerleştirdiğimiz bir torba içine koyuyoruz. Sonra torbayı şişiriyoruz ve torba karın boşluğunda ayrı bir alan oluşturuyor. Ve o şişirdiğimiz torbanın içine girip onu miyomu o torba içerisinde parçalayan aletlerimiz var. Parçalayarak o 10 milimetrelik şeyden parçalaya. Tamam, şimdi evet akla selim geldi. Şimdi ne olursa olsun çok büyük bir parça olmasa değil mi? Küçük bir parçaydı hocam, o minnacık deliklerden nasıl çıkardığınızı. Tamam. Aslında benim de aklıma gelen bir soru vardı. Buna bir cevap oldu. Diyecektim ki evet, miyomda kanser olma riski çok düşük. Evet. Ama oldu ki biz operasyonu yaparken bu kanserli bir hücre. Eğer biz bunu içeride direkt laparoskopiyle parçalarsak ondan kaynaklı kanserli bir hücreyi vücuda bulaştırmış olmaz mıyız hocam? Bunun için çaresi var mıdır diyecektim. Artık torba yöntemi gelişmiş. Evet, herhalde bu da yeni bir uygulama hocam. Evet. Aslında miyomların bir kanser, miyomda bir kanserle karşılaşma riskimiz çok düşük. Yani tahminimiz 1700'de 1 ile 10.000'de 1 değişik çalışmalarda oldukça düşük. Ama olmaz değil tabii. Tedbir o yüzden evet, torba içine koyduğunuzda ve torba içinde bunu parçaladığınızda kapalı bir yerde, yani karına hiçbir bağlantısı yok torbanın içi. O zaman bu riski de, yayma riskini de ortadan kaldırıyoruz. Bu da yeni bir teknolojik gelişme. Günümüzde artık böyle yapıyoruz ameliyatları. Bütün laparoskopilerde artık bu kullanılıyor mu hocam? Hepsinde kullanılmıyor. Gerek yok çoğu vakada. Yani tabii küçük bir kitle ise direkt onu çıkarıp alabileceksin. Evet. Gerekmiyor tabii. Ben merak ettim, bu sistemi hangi müdahaleler içinde kullanıyorsunuz? Yani şimdi tamam, evet, miyomun alımı için bence şahane bir yöntem. Ama ben tahmin ediyorum ki bu sistemi bir tek miyomları almak için kullanmıyoruz hocam. Yani jinekolojik hangi sıkıntılar için kullanıyoruz aynı zamanda? Biz bir de rahim almakta kullanıyoruz bazen. Yani laparoskopik olarak kapalı bir cerrah ile rahmi de birlikte almak gerekiyorsa kadında. Örneğin kadın artık 45-50'li yaşlara gelmiş, artık doğurganlığa ihtiyacı yok. O zaman miyomu değil tüm rahmi alıyoruz bazen. O zaman yine bu sistemin içerisine koyup rahmi dışarı çıkarıyoruz. Kapalı. Yine aynı şekilde mi? Evet. O torbanın içine sıkıştırıp. Torbanın içinde. Çok ilginç bir sistem bu. Çok hoşuma gitti. İlk defa, ilk defa duyuyorum. Çok güzel. Yani yaklaşık 2 yıla yakın bir zamandır bu yöntemi uyguluyoruz. Çok yeni bir sistem. Evet. Diğer cerrahi branşlarda da kullanılan bir yöntem diye düşünüyorum. Tabii laparoskopi kullanan laparoskopi, tüm disiplinler bu yöntemleri, çok güzel. Yani dokuları vücut dışına güvenli şekilde çıkarma yöntemleri bunlar. Hocam, Dilek Hanım bir sorusunda dedi ki 3 defa miyom ameliyatı oldu. Evet. Evet. Çok iyi mi hocam? Tekrarlayan oluşan bir durum var ortada. Evet. Bir operasyonu olduktan sonra hani oradaki dokuya yoğun bir östrojenin etkisiyle oluşan bir miyom yapımız var. Tekrar oluşmaması için yapılabilecek herhangi bir tedavi, yol, ne bileyim, izlenmesi gereken bir şey var mı? Evet, şimdi miyomlar bir bayanda tek bir miyom varsa ve bunu tedavi ettiysek sonraki zamanda pek fazla rastlamıyoruz. Yani karşılaşmıyoruz, ama birden fazla miyom oluşmuş olan ve tedavi ettiğimiz, miyomlarını temizlediğimiz bayanlarda sonraki yıllarda tekrar karşılaşma riski var karşımızda. Yani 3 yıl önce siz 3 tane miyomunu çıkardınız, birden fazla sayıda çıkardınız. Bu kişide tekrar karşılaşma riskimiz fazla. Çünkü mekanizma, o vücutta birden fazla miyomun oluşmasına yol açan mekanizma ileriki yıllarda yine o tek tek hücreleri uyararak tekrar karşınıza çıkartıyor. O yüzden hastalara bu konuda da bilgi veriyoruz. Bakın, sizden çıkardık ama birden fazla miyomunuz vardı. Böyle vakalar ileriki yıllarda yine karşılaşabiliriz. O yüzden 6 ayda bir, yılda bir biz kontrol edeceğiz. Yani bu operasyonu yapan doktorumuzu sıçramamız lazım. Genellikle şöyle bir şey söylüyor. Tekrarladı diye. Ya bir kesinlikle sene sonra tekrar doktorum içeride birkaç tane miyom mu bırakmış gibi. İşte, o yüzden yani uyarıyoruz. Evet. Hastaları böyle bir şey olabilir, şaşırmayın. Çünkü bilgilendirmek çok önemli. Ama bilgi olmazsa gerçekten dediğiniz düşünceye kapılabilir. Bunun için hastaların yapacağı bir şey yok. Yani bunu önleyemeyiz.
bunu önlemenin bir yöntemi yok. Yani bir doğum kontrol hapı kullanalım, bir progesteron kullanalım ya da ne bileyim bir spiral takalım. Bunlar etkili şeyler değil. Yani miyomda daha fazlasıyla aslında doğum kontrol ilaçlarıyla tedaviler yapılmaya çalıştığında ben şimdiye kadar işin doğrusu biliyordum. Aslında çok da etkili değil diyorum. Hayır doğru. Değil. Hiç değil. Hiç etkisi olmadığını söyleyebilirim. Şimdi tabii burada içeride laparoskopik bir işlem de olsa bir küretaj yapılıyor. Doğru mudur hocam? Yani çok kibar da olsa sonuçta anladığım kadarıyla orada bir küreme işlemi yapılıyor. Küreme işlemi değil Deniz Hanım. Yani miyomu kapsülü ile birlikte alınıyor. Dışarı çıkarıyoruz. Yoksa bir yeri böyle kazımıyoruz tabii. Hmm. Çıkardığımız yerde bir ölü boşluk oluşuyor. Evet. Kas tabakasında. Tamam. Onu çıkardığımız alanda ve biz onu içeride yine kapalı laparoskopik yöntemle kapatıyoruz. Dikerek o alanı, boşluğu kapatıyoruz ve rahim normal halini alıyor. Hayır, şunu merak ediyorum. Şimdi biraz önce Dilek Hanım'ın sorusundan yola çıkarak vücudunuz diyelim ki miyom üretmeye müsait bir vücut ve işte 3'ü de geçtiğini varsayıyorum. 3 oldu 5, 5 oldu 7. Böyle bir durumda zaten vücut da hasta da çok yorulur ama özellikle doğma etkisi ne olur bunun? Yani bu miyom ameliyatlarının çoğalması doğurganlığı etkiliyor mu? Evet. Şimdi rahim boşluğu içerisinde değilse miyom, rahim boşluğuna girmiyorsanız bu doğurganlığa pek bir etkisi olmaz. Ama siz rahim kas tabakasını çıkarıyorsunuz, dikiyorsunuz, tekrar çıkardınız, diktiniz. Bu şu etkisi olabilir, ileride yaşayacağı gebelikte doğum sırasında belki hani böyle bir vakada sezaryen yapmak gerekebilir. Çünkü o iyileşen doku artık sağlığı soru işareti, doğum sırasında açılabilir. Yani tek şeyi o olabilir. Doğum sırasında belki sezaryen gerektirebilir ama direkt olarak rahim boşluğu içinde değilse doğurganlığa bir etki yapmasını beklemiyoruz. Bu şöyle bir şey galiba, hani Deniz Hanım anladı. Rahim duvarını böyle düşünürsek hocam, miyomu biz rahim içerisinde bir kitle olarak düşünüyoruz. Yapışık diye düşündüğüm için. Aslında miyom isminden de geldiği gibi rahim duvarının içerisinde mi? Evet. Onun altında kas tabakadan var. Şimdi, bunun içinde kas tabakadan. O zaman rahim duvarının içerisindeki yapı aslında bir zararımız. Zararımız yok. Olmuyor. Bazen rahim boşluk, rahimin içi bir boşluk. Bebek yerleşiyor, büyüyor. Evet. O boşluğun içinde de olabiliyor bu miyom. İşte onu devamlı oradan çıkarırsanız o tabakayı etkilersiniz. Evet. Ama kas tabakası içinde dışın yani tabii böyle biraz afaki oluyor konuşmak, belki şekillerle daha iyi olur ama kas tabakası içinde olup çıkarırsanız o etkilemeyecektir o şeyi. O daha sonra. Yani evet, zaten doktorlar bu konuda tedavi eden, Dilek Hanım'ın doktoru da öyledir ve hepimiz öyle. Evet. Bilgi veriyoruz yani, bu size zararı olacak mı olmayacak mı? Hastalar hep şunu soruyor, ben miyomumu çıkartırsam rahmin bir zarar verir mi? Bir doktor miyomu çıkarma şeyi koyduysa eğer, yani teşhisi, kararı, zaten o demektir ki o miyom zaten o rahme zarar veriyor. Yani onu çıkarmamız değil, onun kendisinin orada olması zaten rahime zarar, hastaya zarar. Bu inancın en altında işte benim sorduğum soru var. Yani küretaj sistemle alındığını düşündüğümüz için hani miyom çünkü o duvara yapışık bir noktada değil. Alınması için hiçbir şekilde öyle zarar değil. Verilmiyor. Hayır Deniz Hanım, öyle değil yani. Hmm. Öyle değil. Peki başka bir şey sormak istiyorum. Çok doğum yapmak miyomun var olmasına olumlu mu olumsuz etkisi mi olur? Veya bir etkisi var mıdır endirek? Çok doğum yapmak değil ama yani hiç doğurmayan insanlarda, gebe kalmayanlarda miyomların daha sık olduğunu görüyoruz. İlerleyen yaşlarda mı? Yaş da önemli ve de doğum yapmamış olmak da önemli. Yani miyomu doğum yapmamış olmak, gebe kalmamış olmak miyom için bir risk faktörü diyebiliriz. Ama bunu tersine çevirip acaba çok doğum yapmak korur mu? Bunu diyemeyiz yani. Bunu, evet, zaten bu miyomdan korunmak için bol çocuk yapın diye bir öneride de bulunmamız mümkün değil tahmin ediyorum ki. Çünkü zaten neden bunu da ayrıca tabii espriyle karışık bunu böyle söylüyorum. Miyom artık korkulur bir rüya, korkulur bir kabus değil, rüya dedim. Kabus değil. Artık hanımların bu konuyla ilgili korkmasına gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. Miyom deyince insanların aklına tabii yani tabii ne olursa olsun İlk aklımıza gelen şey bebeğim olacak mı? Tahmin ediyorum en büyük korku ve size sorulan soru budur diye düşünüyorum, evet. Cem Bey. Çok doğru. Ama tabii miyomu varsa da
onu da orada bırakmamak lazım ki. Evet. Şimdi miyom varsa yerleşimine göre bazen hiç dokunmuyoruz. Yani bazen çocuk istiyor ailemiz. Bize geliyor, bir miyomum var, bu etkiler mi? Eğer daha yeni korunmayı bıraktılarsa, çok uzun zaman geçmediyse bazen hiç dokunmuyoruz. Yani birçok miyom etkilemiyor gebe kalmayı. Biz yalnızca öyle takip ediyoruz ve o miyomla da insanlar gebe kalabiliyor. Gebelik de ortaya çıkarsa? Gebelikte bazen onu da görüyoruz. Gebelikte de ortaya çıkabiliyor. Ama çoğunlukla bunlar bir zarar vermiyor. Bazen ağrı yapabilir. Hı hı. Çok 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 nadir bir düşeğe neden olabilir. Ama bu çok çok nadir. Yani benim meslek hayatımda bir kere falan iki kere görmüşümdür. Hani bir miyom düşeğe neden olduğunu. Çok nadir. O yüzden gebelikte çıkarsa da bundan üzülüp şey yapmamak lazım. Bazen ağrı yapabilir. Takip yapmamız yeterli olacaktır. Ama tabii ki miyomun en önemli kısmı da kaldığı sürece yapabileceği kanamalar, kişilerin kansız kalmaları. Hmm. O kansızlığın vücudun genel yapısına etkisi. Evet. Halsizlikler, tansiyon düşmeleri veya bir kalp yetmezliğine kadar götürebilecek şeyler. Hani kalbimiz vücuda yeterli sağlıklı kanı sağlayabilmek için daha fazla pompalamaya başlıyor. Evet. Çoğunlukla kansızlığı olan kişiler önemsemezler bunu. Aa, kansızlığım var falan diye, değil mi hocam? Evet. O da ileri yaşlarda aslında yetmezliğe sebep olan şeylerden biri, kalp yetmezliğine. Evet. Çok ilginç, ben bunu bilmiyordum içinde, yani kansızım hani, deyip geçmeyelim yok, o zaman. Yok değil. Dokulara yetmiyor kandaki içerisindeki maddeler. Bu sefer daha sürekli daha fazla pompalama ve o dokuya kanı ulaştırma. Kalbi yoruyor değil mi hocam, kalbi yoruyor. Kalp yorulduğunca da kalp kası da bir spor yapıyor ve büyümeye başlıyor. Kalp büyüyor. Tabii, ondan sonra kalp da işte ilerleyen dönemde işte yetmez diye götürüyor, sertleşiyor, büyüyor gibi. Tabii bunun çok faktörleri var. Daha ileride belki bir kardiyologumuzla bunu daha geniş konuşacağız ama. Güzel bir konuymuş. Evet, çünkü onun için miyomu ne olur önemsememezlik etmeyelim. O miyom oradan kan mı çekiyor? Şimdi çok kanamaya sebep oluyor. Kanamaya mı sebep oluyor? Kanamaya sebep oluyor. Yani açık bir musluk düşünün, kan kaybına yol açan. Yoksa o bir kanı toplamıyor yani. Evet. O kendi içerisinde hocam, çok fazla. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu aldığınız miyom parça nedir? Yani aldığınız parçanın içinde ne oluyor? Bu parça sert bir doku aslında. Bu bir kas dokusu ama sertleşmiş bir kas dokusu diyebiliriz. Bir çok taş gibi de değil tabii. Biraz da yumuşaklığı olabilir. Sert bir doku, top gibi bir doku diyebiliriz. Böyle değişik boyutlarda. Ama ana kökeni kas. Kas. Çok ilginç değil mi? Vücut inanılmaz bir makine, inanılmaz bir sistem. Kendi kendine de böyle, ben bunları atık madde olarak bakıyorum. Kendi kendine böyle atık parçalar üretiyor gibi düşünüyorum. Peki bu miyomların mesela kendi kendine gitme ihtimali var mıdır? Küçülme ihtimalleri var mıdır? Menopoza girdikten sonra, yani adetten kesildikten sonra bazen bunlar küçülüyor. Tamamen kaybolmuyor ama küçüldüğünü, büyümediğini görüyoruz. Peki o küçülmüş haliyle vücudumuzda var olmasının bir sıkıntısı hayır, var mı? Hayır. Yok. Hayır. Ya bir de şunu söyleyeyim, bazen de hastalar bize geliyor, bir miyom nedeniyle takip ediliyorlar yıllardır. Ama diyor ki hastamız, son 3 ay içinde hızlı büyüdü. Eyvah, yani kanser mi bu? O şu endişeyle de geliyorlar. Bu, onu da burada biraz bahsedeyim. Hızlı büyümesi miyomların kanser olduğunu göstermiyor. Hmm. Yani o yüzden hızlı büyüme varsa bu kanserdir demiyoruz biz. Hızlı büyüyen ve normal büyümeyen miyomlar arasında kanser görülme sıklığı farklı değil. O yüzden bayanlar endişe etmesinler hızlı büyüyen miyom nedeniyle. Ama tabii ki başka özelliklerine bakıyoruz miyomların. Ultrasondaki görüntüsüne, efendim kandaki bazı testlere, büyüklüğüne, bunlar bizi kansere gidiş var mı daha çok şüphelendiriyor. Ama hızlı büyümenin olmadığını bu arada söyleyeyim burada, yeri gelmişken. Evet, doktorumuz evet. Cem Demirel'e çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuydu. Biraz önce söylediğiniz gibi her 4 kadından birinde gözüken bir konu. Ama çaresiz değiliz. Artık bu bizim korkacağımız. Hocam son bir şey sormak istiyorum. Bu çikolata kistidir değil mi diğer ismi? Ha, değil. Karışmasın ikisi. Öyle değil, evet, değil mi? Çünkü bayanlar hep miyoma kist diye gelir. Miyom kist değil. Kist alakası yok. Değil. Kist yumurtalıklarda olan yapılar. Çikolata kisti de
endometriozis hastalığının yumurtalıkta oluşmuş hali. Tamam, onu başka bir gün konuşalım hocam. O da önemli bir konu. Evet, çok onun önemli. İsmi daha sempatik ama bence o daha tehlikeli olabilir diye düşünüyorum. Evet, kısa bir ara sonrasında bu hep karıştırılan örümcek ağı mıdır? Dört ip nedir? Bunlar hepsi birbirine karışmış durumda. İlk programımızda konuşmuştuk. Epeyce soru aldı. Şimdi ben sizin merak ettiğiniz her şeyi Doktor Mevlüt Dağ'a soracağım. Son zamanların en çok tercih edilen ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemlerinden olan 4D ip estetiği nedir? Kimler bu yönteme başvurabilir? Medikal estetik hekimi Doktor Mevlüt Dağ, 4D ip estetiği ile ilgili merak edilenleri birazdan biz bize de anlatıyor. Sakın kaçırmayın. Evet, kaldık hocam baş başa sizinle ve hanımların en merak ettiği son dönemde estetik, medikal estetiğe dair en merak ettikleri konuyu tekrar konuşalım istiyoruz. 4D ip estetiği. Öncelikle ne olduğunu bir daha anlatın ama ben en çok sorulan sorularla devam etmek istiyorum. Ve birinci sorumu şimdiden sorayım. Buyurun. Bu örümcek ağı arasındaki fark nedir 4D ip estetiğinin? Evet. Ben diyorum ki herhalde biz önümüzdeki günlerde tekrar konuşacağız. Gene mi konuşacağız? Böyle mi? Niye hocam? Çok seviliyor. Çok sorular geliyor. Örümcek ağı dediğiniz gibi çok gündemimize oturdu. Bundan mutlaka bunun farkında görülmesi isteniyor. Veya gerçekten ya bu kadar farklı mı? Sorularını bence asıl soru bu. Bundan kaynaklı. Bu sefer kaçıranlar oluyor. Programı izlenemiyor. Hocam tekrar. Ben neye benzetiyorum bunu biliyor musunuz? Evet. Şimdi hepimizin de akıllı telefonlar, Android'ler var. İşte 5'i var, 6'sı var, 7'si var. Ben biraz bunların pazarlama stratejisi olarak hani yeni bir ürünmüş muhakkak tabii ki teknolojileri çok ilerliyor. Üst boyutlara gidiyor ama sanki böyle etkileri birbirine yakınmış gibi hissettiğim zamanlar oluyor mesela akıllı telefonlarla ilgili. Bu ip estetiğiyle ilgili de kişilerin kafasında böyle bir soru var. Yani tamam şimdi örümcek ağı diye bir şey hayatımıza girdi. Ardından 4D hatta önce 3D yani 3D vardı galiba. Sonra 4D ip estetiği hayatımıza girdi. Acaba bu bir satış pazarlama stratejisi mi? Farkları nelerdir? Önce ne olduğuyla başlayalım. Evet. O zaman aslında şöyle söyleyeyim. Bugün farklı bir sınıflandırma yapmaya karar verdim. Şimdi bu ip estetiğinde kullandığımız farklı materyaller var ama en çok bizim tercih ettiğimiz 40 yıldır cerrahi operasyonlarda kullanılan polidioksan adı verdiğimiz kısaca PDO denilen ipleri öncelikle kullanıyoruz. Bunun dışındaki ipleri çok kabul etmiyorum. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyoruz. Kalıcı ipler olmaması lazım. Ve bunun belirli bir süre sonra dokudaki görevini tamamladıktan sonra eriyip vücudundan gitmesi lazım. Bu önemli. Kalıcı olmayacak. Sevgili izleyicilerimiz kalıcı olmasını isteriz böyle operasyonlarda. Ama lütfen siz kalıcı olmayanı tercih etmeye çalışın. Evet. Bu ip şeklinde tabii ki operasyonlarda kullanılan asmak, germek, dikmek için kullanılan ipler için bir şey demiyorum ama hepsinde bir erime olayı var. Bunun yanında da şu anda daha kalıcı direkt asıp o ipin tutunma etkisiyle ortaya çıkan ipler de var. Ama biz sadece bir şeyi asmak için kullanmak istemiyoruz. Bu ipleri uygularken hem deri dokunun bir kalitesini artıralım ve bu deri dokunun kalitesi ne kadar artarsa onunla sağlayacağım o lifting veya gençleşmeyi sağlayalım, tamam diyoruz. Yoksa yaşımız ilerledikçe atıyorum 5 yıl, 6 yıl ya da 10 yıl boyunca ağız kenarındaki sarkıklığı yukarı asabilecek kalıcı bir ip olduğunu düşünelim. Bu burada kalıcı, astık duruyor. Ama benim hemen bir üst tarafımdaki derimde yaşlanma devam ediyor, gevşiyor. Alt tarafta sarkmalarım devam ediyor. Ne olacak o zaman? Korkunç bir görüntü olur. O zaman işte olur. Yüzlerde, ileri İyi yaşlarda garip gördüğümüz yüzlerin sebebi budur. Bazen işte giderler, germe ameliyatı gerekir. Geçenlerde yine rastladık buna. Ya ben gittim doktoruma, plastik cerrahıma, benim yönlendirdiğim bir danışanımız, misafirimiz diyelim. Dedim ki yüzünüze tamamen germe operasyonu yapılması lazım. Hocam ben gittim sadece şu boynuma istiyorum. Doktor bey diyor ki hepsini yapmam lazım. Burada ticari bir kaygı var ya. Niye öyle düşünüyorsunuz? Sadece boynunuza yaptığınızda burası 35 yaşında, burası 70 yaşındaki bir görüntü ne kadar güzel olur. Ama ben buraya taktım. Hmm. İşte yarın da yüzümüze takmaya başlayacağız. Öncelikle bu olay var.
Operasyonla kendini tabii göstermez değil mi? Göstermez tabii ki. Göstermez. Veya işte bir garip bir durum ortaya çıkar. İşte o zaman da asimetrik bir yüz. Asimetriler görünür. Bu kadın, bu kişi yüzüne bir şeyler yaptırmış ama ne kadar iğrenç olmuş. Bunu hocam, hangi doktor yapmış diye. Hocam neye benziyor biliyor musunuz? Bu çok ilginçtir, söylediğinize katılıyorum. Şimdi bu telefonlarda, akıllı tabletlerde aplikasyonlar çıktı. Mertlik gitti ya. Şimdi tabii yüze çok fazla işlem yapılıyor. İşte söylediğiniz gibi bir bakıyorsunuz vücutta veya işte boyun bölgesinde veya ellerde, özellikle bence ellerde gösteriyor kendini aslında deformasyonlar. Bir bakıyorsunuz ki ayrı telden çalıyor. Söylediğinize katılıyorum. Ama hastalarımız bu konuda çok bilinçsiz. Evet. Danışanlarınız daha doğrusu. Bizlerin de görevi en iyi şekilde bilinçlendirmek. Şimdi dağıtmadan söyleyeyim. Evet, dağıtmadan devam etmeniz için bir kere öncelikle sosyal medyalarınızı söyleyin hocam. Neden? Çünkü vaktimiz yetmediği zaman siz bizim yayından sonra iş edineceksiniz. Çok değerli izleyicilerimizin sorularını tek tek yanıtlayacaksınız oradan. Evet, Facebook ve Instagram'dan Dr. Mevlüt Dağ'dan bize ulaşabilirsiniz. Hatta buradan yayınladığımız WhatsApp numarasından direkt fotoğraflarınızı gönderip bunları değerlendirmemizi de bizden isteyebilirsiniz. Bu konuda yardımcı olmaya çalışırız. Örümcek ağı dediğimiz olayda çok küçük, ince, bu ameliyatlarda kullanılan iplerin çeşitleri vardı. Bunları 30, 35 ya da 40 yaşlarında deri dokusunda hafif bir elastiket kaybolan, hafif sarkmaları başlamış kişilerde. Hafif. Kolajen ve elastin hücreleri uyarmak ve üretmek için. Çünkü bu ipleri içeri koyduğumuzda içeride gelişen reaksiyonla bir erime başlıyor ipte. O sırada aslında bu erimeyi sağlayan vücudumuzdan gelen trombositler. O sırada da orada oluşan metabolik hareketlerle de kolajen ve elastin hücresi oluşuyor. Bu erimesiyle içeride oluşan reaksiyonla ne kadar kolajen üretebilirse deri dokumuzda da bu kadar sıkılık meydana geliyor. Gün geçtikçe bunun etkisini daha nasıl artırabiliriz derken kıvrımlı, skriv dediğimiz, twin dediğimiz, içinde kendi burgulu bir ipi koyduğumuzda daha fazla alana hakimiyet sağlayacak ipler oluşturulmaya başlandı. Yani bunların üstünde böyle küçük kılçıklar var gibi mi? Kılçıklar en son geldi. Bu kıvrımlarla daha fazla alanda ip var. Daha az iğne batırarak daha yoğun bir şekilde ipi deri altına koyduk. Hani telefonlardaki ticari değil, hakikaten her geçen gün dokuda yaptığına bakarak teknolojinin gelişmesi diyebiliriz. Çünkü yani aslında bunu çok iyi takip ediyoruz. Bunlar bazen ticari buluşlar değil. Bizler de bunu talep ediyoruz. Yani bu dokudaki etkiyi ben daha nasıl artırabilirim diye. Bunu üreten firmalara bizler de sonuçta fikirlerimizi sunuyoruz. Onlar da bizlere soruyorlar. En sonda balık sırtı dediğimiz ipler çıktı. Bu tek bir ip ve üstünde tabii dikensiz çıkıntılar derken korkmamamız lazım. Elimizle çoğu zaman hissedemiyoruz. Dokuya konulduktan sonra çok ufak minik dikensiz çıkıntılar ortaya çıkıyor. İçeride zaten. Dikensiz çıkıntılar olan bir ipler çıktı. Bundaki tutunma ve dokudaki yaptığı etki biraz daha iyi haldeydi. Biz bunu, bu dikenleri çift yönlü ve her tarafa yaparsak, dokunun deriyle kas tabakası arasındaki yapıya koyarsak, ki şu anda ekranlarda görebiliriz bu yapıyı, daha fazla bir alanda tutunmayı sağlayıp bir gülün yanından geçerken dikenlerin birden elbisemiz tutması gibi bir diken batarsa kurtuluruz. Hı-hı. Ama birden kolumuz komple girerse çıkamayız örneğiyle. Daha fazla dokuda tutunmasını sağlayan ipler ortaya çıktı. Bunlar çıkınca yüzümüzde daha fazla bir sarkma ve gevşeme olan kişilerdi. Yine tabii ki bir ameliyat ölçümüz var. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Direkt şakaktan girdiğimiz daha uzun olan bu ip materyalleriyle dokuların bu diken çıkıntıdan birbirini tutmasıyla derileri yukarı doğru çekebildik. 4D'nin örümcek ağı veya diğer ip uygulamalarından farkı bu. Bu aslında dış yapısıyla ilgili galiba, anladığım kadarıyla değil İpin mi? İpin kendi üzerindeki bu yapısıyla tamam. Alakalı. Dokudaki tutunma. Böylelikle ipi ben şakak kısmında oynak olmayan, kafa derimden kaynaklı daha sağlam olan deri kısmında dikenleri tutturduğumda ta çene köşeme kadar, ağız köşeme kadar getirdiğim ipin dikenleri sayesinde yukarı doğru deride bir çekme işlemi yaptığımda o orada o şekilde kalıyor. Evet. Ve 6-8 ay boyunca o ip orada, içerideki metabolik hareketler başlıyor ve bu hareketler sırasında etrafında sürekli bir kolajen ve elastin hücrelerin üretimi sonra dağılıyor. Erimeye mi başlıyor vücudumuzda? Evet, vücut onu eritmeye başlıyor. Ama o sırada da diğer iplerden farklı olarak çok küçük, ince, bir sütür, bir dikiş atılan
derimizde gördüğümüz izler gibi içeri çok ince deri ipleri yapıyor. Hmm. İşte o bizde kalıcılığı sağlayan. Biz şu anda ilk gelinen noktadaki ipler, ilk gün çıkan düz o örümcek ağında kullanılan ipleri ve diğer çeşitlerin hepsine de ihtiyaç varsa, sadece asmaya ihtiyacı yoksa, deri dokuda elastikiyet kaybı varsa, elmacık kemiğini ortaya çıkarmak istiyorsak, ağız kenarındaki çizgilerini daha belirsiz hale getirip alttaki dokunun kalitesini artırmak istiyorsak bunları da beraberinde komple kullanıyoruz. Yani tamamen bu da bir bakış, cildin ihtiyacı ve bu ihtiyaca binaen yapılması gerekenler. Ama örümcek ağına farklı olarak da sarkma varsa o sarkmayı sadece derinin kalitesini artmasıyla değil, iplerin o tutunma etkileriyle de yukarı doğru kaldırıp daha düzgün bir görüntü sağlamak üzere olan bir ip ben metodu. Ben sizin bir işleminizi hatırlıyorum. O 4D iple mi yapılmıştı? Lütfen beni düzeltin. Zor bir bölgeden bahsedeceğim. Dudak bölgesinden. Hı. Burada da kullanabiliyor Yok. Musun? 4D ipler sadece ağız kenarı ve çene köşesinde aşağı doğru olan bu sarkıklıkları yukarı toparlamak için kullanılan ipler. Bu ağız çevresine kullandığımız o örümcek ağındaki ince, kıvrımlı olan ipler. Evet, ama orada da aslında özellikle tütünlü madde kullanan, yani sigara kullananlarda çokça gözüken, yoksa çok fazla ya da çok fazla mimik yapanlarda gözüken, burada çizgilenme, incecik, onlar da galiba artık çözümsüz değil. Değil. Onlar için çok ince dolgu maddeleri de uygulayabiliyoruz. Hı hı. Ağız hareketin sürekli kullanılmasından kaynaklıysa bir botulinum toksin, botoksun minik damlalarını kullanarak da faydalanabiliyoruz. Tabii ki kas yapısına bağlı hareketleri de şekli de bozmamız gerekiyor. Özellikle bu ipleri eğer kişinin dudak yapısı çok incelmişse, yaşla birlikte sigara içimi, pipetli gazozları içmek gibi veya gülerken, konuşurken ağız hareketinden çok kullanıp çok kırışıklıklar yapan kişilerde dudaklarına dolgu tarzı bir işlemle bir kontür veya şekil vermek istemiyorsa, dudağım büyürse ben ne yaparım, atıyorum 55 yaşındaki bir hanımefendi de, o zaman örümcek ağ dediğimiz teknikte kullanılan iplerle dudağın kenarına ve dudak üstü çizgilerin içerisine onlara dik olacak şekilde ipleri yerleştirerek hem dudak çevresinin belirgin olmasını sağlayıp doğal bir yapıyla, hem dudak üstündeki çizgilerin de %50 ile 70 oranda azalmasını sağlayacak şekilde işlemler de yapabiliyoruz. Bu söylediğiniz sistemi ileride işte çok fazla dudaklarının dolgun gözükmesini istemeyen daha ileriki yaşlardaki hanımefendiler için uygundur dediniz, ama bu konu hep tartışılan, aslında hanımların hem dolgun dudaklara sahip olmak isteyip, böyle hepimiz bir Angelina Jolie dudağı peşindeydik ya bir ara, onu isterken bir yandan çok kötü görüntüler de, örnekler de artık hafızamıza kazındığı için dolgudan kaçınanlar var. Evet. Bu daha genç yaşlarda kullanılabilir bir sistem mi? Dudak kontürü hiç yoksa. Tabii onlarda bu kırışıklık çizgileri beklemiyoruz. Evet. Dudak kontürünün belirginliğini ortaya çıkarmak için evet. Hı hı. Yeter ki dudağını yapsa bunu uygun olsun yapabiliriz. Evet, sadece biraz dışa doğru mu döndürüyorsunuz hocam? Anlamaya çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir rujunuzu falan kullandıktan sonra dudak kontürünüz daha belirgin bir çizgi hat şeklinde yapmak istiyorsunuz. Hı hı. İşte bunu yapmamak için sadece kontürüne, dudak çerçevesine ipleri koyarak onun belirginleşmesini sağlıyoruz. Tabii oradaki yapıda yeni kolajenler üretilince deri dokuna kalitesi arttığı için çok hafif dönmeler de yapıyor. Çok ilginç bu söylediğiniz sistem. Aslında çok da doğal bir sistem. Çok doğal, çok rahat uygulanan bir sistem. Asimetri olacak mı, büyük görünecek mi? O kaygıları ortadan kaldırıyor. Dolgu bir sene sonra ne olacak? Burada tamamen kendi kolajenlerimiz üretimiyle bir olay gerçekleştiği için sizin o kolajeniniz size ne kadar dayanacak? Bir yıl mı, iki yıl mı, üç yıl mı? Ömrü de o kadar. Tabii, yani o zaman siz bu özellikle 4D ip estetiğine dair belli bir süre veremiyorsunuz ne kadar dayanır konusuna. Tamamen cildin kalitesini artırmakla alakalı. Zaten bu 4D ip estetiğini uyguladığımızda 3 derecelik bir sarkma ve gevşemesi olan kişide bu 0 dereceye de gelebilir deri kalitesi ve yaşına göre. Bu sadece 2 birim bir iyileşme sağlayarak 1 derecelik hafif bir gevşeklik durumuna da gelebilir. Hmm. Ortalama olarak ömrünü 3-5
yıl arasında görüyoruz. Aslında kısa bir süre kısa değil. Kısa bir süre değil. Evet. Zaten biliyorsunuz ki bir germe operasyonda yapıldığında o derimiz yine yaşlanacak. Evet tabii ki. Yine yani öyle porselen bir bebek gibi. Zaten biraz önce söylediğiniz gibi hocam zaten yaşlanmalı, yaş almalıyız. Neden? Tamam yüzümüz çok güzel gözüküyor olabilir ama tenimiz de yaşlanıyor. Tabii. Ellerimiz, ayaklarımız, cildimiz yaşlanıyor. Ama değil mi kafamız sanki alınmış da başka bir yerden kafamızın vücudumuzun üstüne konmuş gibi gözükür olmaması bu söylediğiniz lazım. Şekilde. Bizim zaten bütün bu işlemlerdeki amacımız yaşına göre daha bakımlı, daha dinamik, homojen bir yüz, sağlıklı bir hale getirmek. Güzel yoksa, galiba, güzel, güzel yaş almak. Peki. Çok güzel söylediniz. Bu ipleri başka vücudumuz başka yerlerinde kullanabiliyor muyuz? Kullanmalar yapıldı. Bir dekolte bölgesine, boyun bölgesine yine kolajen artırmak için. Boyun çok önemli. Için. Evet. Tabii ki oralarda asimetriler oluşturmamak, potluklar yapmamak için veya travmatize bir işlem yapıyorsunuz, daha ince damar yapılarımız geçiyor. Ben kendi açımdan çok sağlıklı bulmuyorum. Risklerden her zaman kaçmak lazım. Bu açıdan boynumuz için yapabileceğimiz o kadar güzel teknikler var ki. Ne mesela? Belki ilerleyen günlerde onları konuşacağız konuşalım. Mutlaka. Boyun çok önemli çünkü. Özellikle zaten yüzüne bakan kişilere sürekli artık tavsiyemiz. Lütfen yüzümüze sürdüğümüz hangi kremse ne olur boynumuza, ne olur dekoltemize de sürelim diyorum. Aşağı doğru çünkü ama bu da bir yukarıya doğru parçası. Değil mi hocam sürerken? Yukarıya doğru tabii ki. Ama hareketlerimiz yukarıya evet, doğru olmalı. Sürekli yukarı doğru ama ne olursa olsun sürelim. Yani sadece yüzden ibaret değiliz. Maalesef boynumuz da görünüyor. Güzel bir kolye taktığımızda bu dekoltemiz de görünüyor. Ve genellikle biz dekolte ve boyun bölgesine dikkat etmeyen hanımefendiler yüzü ne kadar da iyi olsa sizce ben kaç yaşındayım dediği zaman hemen boyuna ve dekoltesine bakarım. Bir de ellerine bakar mısınız tabii ki, hocam? Eller zaten. Peki ellerle ilgili evet o konuda çok önemli. Ellerle ilgili galiba henüz çok fazla bir yapılabilecek sistem yok sanki. Aslında var ve çok uyguluyoruz. Bir programımızda konuşalım. Lütfen konuşalım. Çünkü ellerle ilgili sanki çok da çare yokmuş gibi bir intiba var hanımlar tabii ki, arasında. Bazen konuşulması istenen konulara göre de belirlediğimiz için ellere geldiği zaman ben şey diyorum. Vallahi yüzü bitiremedik ellere gelelim. Yok yok elleri konuşalım hocam. Konuşalım. Bir de boynu da bence bu hafta olmasa bile önümüzdeki hafta konuşalım. Boyun önemli bir konu. Peki bu 4D ipi estetiğiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi tabii bu ipin yukarıya doğru çekim konusunda epey geniş bir alana hakim. Bu 4D ip estetiğini yaptırdığımızda boyuna etkisi var mı? Yani bu gıdık düşüklüğüne bir etkisi var mı? Şimdi zaten şöyle, boynumuzda bizim platysma dediğimiz bir kasımız var. Hı hı. Şu hareketi yaptığımızdaki gördüğümüz. Şurası. Evet, şu anda bakın bu kasımız tam hı. çenenizin köşesine kadar tamam. geldi. Ve bu yüzle bağlantı devam ediyor. Eğer sizin şu çene bölgenizde bir sarkıklığınız varsa ben bunu yukarı çekersem boyunun alt bölgesinde olan o gevşeme sarkıklıkta yukarı tamam, toplanmış hepsi birlikte oluyor. Aslında. Evet. Aslında bu 4D ip estetiğini boynumuz içine kullanabiliriz anladığım kadarıyla. Kullanabiliriz. Ama orada mesela diyelim ki boynunuzun derisi daha ince. Damarlanma yapınız daha fazlasıyla kendini gösteriyor. Ya da kulak arkasına doğru yapılması gereken bir işlem. Ama kulak arkasına şimdi yüzümüzde ne yapıyorum? Sabit olan, çok oynamayan bir şakak bölgesine doğru. Bu işlemi yapıp tamam. orada yukarıda bir tutunma yapıyorum. Ama eğer kişinin boynundaki deride kulak arkasına ve ensesine doğru bir gevşeklik varsa bu ipin nihai tutumu nereye yapmam lazım? Hani kalkıp da ben ipleri kulak arkasına doğru tutturduğumda boynumuzun ön taraftan çok güzel görünüyoruz ama yan taraflarda olan deride kalitesizlik var ve pilelenme oldu. Hocam ben o zaman niye estetik doktorların deli olduğunu da karar verdim. Fiyon katın o zaman kulağın etrafına. Yani çok ilginç değil mi? İnsan vücuduyla ilgili konuşuyoruz. Aslında ne kadar da gerçekten bunu çok da keyifle söylüyorum. Dünyaya bir daha gelsem çok isterdim bir estetik cerrah veya medikal estetik uzmanı olmak. Yani o kadar bambaşka bir dünyada kafada yaşıyorsunuz ki. Yani nereden çeksem acaba ne yapsam? Hiç şey hatırlıyor musunuz? İlk yaptığınız operasyonu hocam, ilk batırdığınız iğneyi hatırlıyor musunuz? İlk batırdığım iğneyi ablama yapmıştım botoksu. Çok şaşırdım şu an ben. Neden? Çünkü genelde biliyorsunuz Hayati hocam, değerli Hayati Akbaş, buradan ona sevgiler. Galiba sevgiler, selamlar, bu hafta gelecek tabii. kendisi ya da önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta gelecek. Önümüzdeki hafta mı gelecek? Hep sorarım.
En korktuğu şey, o da oğlunun söylediği için rahatlıkla söylüyorum. Tabii. Galiba burnunu yapmıştı. Burnuna estetik cerrahi yapmıştı. Çok tam kırarken burnu, ne yapıyorum ben demiş. Hani oğlum o benim. Yani insan biraz daha korkar diye düşünüyorum aileden birine. Peki heyecanlanmış mıydınız? Çok heyecanlanmıştım. Hatta o heyecandan kaynaklı. Tam yanımda bana birileri soru sorarken, işte iğne de o zaman hesap ediyoruz. İşte 4 ünite, 2 ünite falan. Birden ablamın sol yüz tarafına geçtiğimde iğnenin içinde ilacın bittiğini fark ettim. Ya bu bitmemesi lazım, daha devam etmem gerekiyordu. O çizgileri ben birden 2-2 yerine 4-4 uyguladığımı fark ettim. Ablam da yurt dışında yaşıyor. Arkasından 2 gün sonra uçağa binip gitti. Birden bir hafta sonra bekliyorum ne olacak diye. Eniştemden telefon, bir de fotoğraf. Mevlüt, ben sana ne yaptım kardeşim? Bu ablan niye bana sinirli sinirli bir kaşını bir yukarıda bakarak geldi falan hocam, diye. Hocam bu tarafa da yapmadınız mı 4 cc? Ama işte emin olamadım ne olduğuna. Yani diğer tarafa 4-2 mi yaptım? Veya havasını almaya çalışırken bu ilaç havaya mı kaçtı? Hocam. Evet. Ondan sonra tabii ki ablam. Ablanıza da sevgiler buradan. Evet. Tabii tekrar geri gelemedi. Şöyle 3-4 ay boyunca bir kaş havada enişteme bakarak gezdi. Aa, sağ olsun. Çok ilginç bir örnek ama ve o, çok da cesurca anlattınız. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama o çok şükür. Doktorlar da insan hocam, böyle evet. Şeyler olabiliyor. Ama tabii ki biz de şunu düşünüyoruz bu konularda. Dışarıdan yeni yaparken o heyecanımızı yenmek için. Tabii orada şu, bu aşamaya gelene kadar hocalarımızda, eğitimlerimizde zaten çalışıyoruz ama kişinin tek kalması başka bir olay. Tabii. O sırada hani ben baş başa batırdığımda arkamdan biri var. Aa yok Beyrut, orası değildi. Yana biraz geçirecektin, batıracaktın falan diyecek kimse yok yalnızda. Onun heyecanı tabii ki çok farklı. Ama buradaki şeyin de her türlü uygulamada ne kadar eğitimlerini görsek de önce mutlaka ailemden birine veya kendime. Bana yapın hocam siz. Yok. Ben bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte biz hepimiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu fraksiyonel lazerler, iğneli radyo frekans sistemleri. Bakın orada stüdyo şefimiz diyor ki ben yaptırabilirim. Bu arada herhalde elinizden geçmeyen de yok bizim ekipte diye düşünüyorum. Evet. Doktor Mevlüt, daha çok teşekkür rica ederiz ederim, efendim. Rica ederim. Araya girdim çünkü Hilal'cim. Evet, araya girdi. Artık tamam. Bir reklam arası vermemiz evet. Gerekiyor. Sonrasında hocam tekrar söylüyorum, boyun ve el konusunu ben onu size özel istek konuşalım. Yapmış durumdayım. Bunları konuşalım. Özellikle el konusu çok önemli ilerleyen yaşlarda. Evet, kısa bir reklam arasını vereceğiz. Sonrasında evet artık bel ve boyun fıtığı sadece ameliyatla sorunlarımız çözülmüyor. Çaresiz değiliz. Ameliyat olmadan bakalım bu dertlerimize neler nasıl devam. Çareler var. Bel ve boyun fıtığı neden olur? Ameliyatsız tedavisi mümkün müdür? Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Gülçin Gülşen birazdan biz bize de anlatıyor. Sakın kaçırmayın. Sanite Hospital'ın sunduğu Biz Bize devam edecek. Türkiye'nin en soğuk çayı Didi. 4 mevsim içilir 250'li. 2,5 litresi kana kana senin. Serinlemek için dedi bu rutinle gibiyim. Adımlar sağlam ay sende bir Didi. Her yemeğin yanında gider evet bu gibi. Seç şimdi birini boy boy senin için. Ayaküstü atıştırmalıkların yanında kim? Didi 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 Didi. Türkiye'nin en soğuk çayı Didi. Didi 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 Didi. Her yemeğin yanında soğuk çayı. Yumuşak kıyım mama nerede? Mama nerede? Annem olsa ne yapardı? Yerine yumuşak bir şey koyardı. Al bakalım Zeynep'ciğim. Ama bu mama değil ki. Selpak. Yumuşacık. Biz yumuşacık Selpak tuvalet kağıdını tasarlarken kendimize annem olsa ne yapardı diye sorduk. Ve suya 4 kat dayanıklı Selpak tuvalet kağıdını geliştirdik. Böylece daha az yaprak kullanarak ekonomi yapmanızı sağladık. Güzel ülkemizin güzel yarınlarına inanıyoruz. %15'e varan indirimlerle gıda enflasyonuna dur diyoruz. Orkide, sağlıkla, güvenle. Anne gitme. Gitmiyorum ki kızım. Bak, ben hep senin yanındayım. Aynısı. Seni hep koruyacağım. Bizi her şeyden koruyan annelerimize çamaşırları lekelerden koruyan yeni Bingo toz deterjan. Polimer içeren formülüyle Bingo leke tutmayı zorlaştırır, zor lekeler kolayca çıkar.
öldürmeyi öğreneceksiniz. Doğru ve yanlışa da inanıyoruz ve doğruyu seçtik. Adını ne koydunuz? Spartaküs. Gözlerin eskisi kadar sağlam böyle. Beceriyi kazanıp uzmanlaşacaksınız. James! Layla! James! Durmadan geri bakarsan önündeki yaşamı kaçırırsın. Her şey bir sınav! Ateş et dedim. Çek tetiği. Hadi. Çek. Çaylak bu akşam 19.45'te 360'te. Aşamıyorum. Elimde değil, benim için çok zor. Korkmayın. Vodafone'a gelin, yedek paketle aşamama derdinizden kurtulun. Kurtulayım değil mi? Tarifenizi aşmaktan korkmayın. Vodafone akıl küpüne gelin, tarifeniz bittiğinde dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz ücretsiz yedek paketler sizin olsun. Vodafone'da kolayı var. Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler, kuru fasulyeler, pilavlar. Şifa niyetine çorbalar, sağında yumurtalar, nar gibi kızarmış tavuklar, derya kuzusu balıklar, envai çeşit peynirler, çıtır çıtır ekmekler, taze sebzeler, meyveler. Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim? Gönlünüz yiyin ama kararında yiyin. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli. Sanita Hospital'ın sunduğu Biz Bize devam ediyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Gülçin Gülşen. Birden şey düşündüm, Gülşen Gülçin der miyim diye. Çok güzel bir uyum içerisinde soyad ve isim. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz efendim. Bu ne güzellik böyle sabah sabah. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Profesör doktor derken. Evet değil mi böyle? Daha yaşlı beklerdik belki. Ben hiç öyle söylemiyorum artık. Hiç öyle söylemiyorum. Şöyle bir için kontrpiyeye düştüm bir iki defa böyle. O yüzden artık profesörlerimizin hepsi gerçekten böyle iki dirhem bir çekirdek geliyorlar efendim buraya. Ama ben hep merak ediyorum. Şimdi buraya gelen doktorlarımızın isimlerinin önünde işte profesör, doçent, doktor. Bunların arasında en üst yani buradaki orgeneral mi oluyor? Hangisi oluyor? Profesör şu anda tıpta gelinebilecek en üst düzey profesör. Ama idari makamlarda daha üst düzeylerde var tabii ki. Var. Peki efendim. Peki o zaman en üst seviyeye gelmiş bir doktorumuz karşımızda ve bel ve boyun fıtığını konuşacağız. Ben biraz önce programı başlarken de söyledim. Bizim birlikte çalıştığımız artık benim ablam, kızımın anne yarısı Fatoş'umuzun da galiba bel veya boynunda bir fıtık çıkmak üzere MR çektirecek. MR galiba çektirmeden çok da net gözükmüyor bildiğim kadarıyla. Ve en büyük korkumuz ameliyat. Muayene oldu mu peki? Oldu. Bu önümüzdeki hafta pazartesi günü herhalde hep birlikte o korktuğumuz cevabı alacağız diye düşünüyorum. Evet, hep evin içerisinde konuşulan konu, eğer ben ameliyat olursam ne olacak? Tabii hemen herkes ameliyat olunacak mı onun peşinde. Galiba artık sistem ameliyat olmadan da bunun çarelerini bize vermeye başladı. Evet, zaten bugünkü konuşmamızın da ana teması bu aslında. Ameliyatsız tedaviler, teknolojinin ilerlemesiyle beraber tıpta da teknoloji kullanımı arttı. Ve robotik tedaviler olsun, teknolojiyle tamamen ameliyatsız tedaviler olsun artık ön planda. Nasıl ki doğal tedaviler ön plandaysa, insan vücudunun kendi kendine tamir mekanizmalarını devreye sokmak ön planda ise, burada da ameliyatsız bir şekilde belli bir aşamaya gelmiş fıtığı tamamen hiç fıtık olmadan önceki haline döndürmek kesinlikle artık mümkün. Mümkün. Ameliyat olmadan. Ameliyat olmadan. Tabii ki bunun da bir takım kriterleri var. Kişinin önce muayene bulgularının değerlendirilmesi lazım. Çünkü bel ağrılarının, boyun ağrılarının en büyük sebebi bel ve boyun fıtıkları değil. Bazen buna eşlik eden kaslarla alakalı sorunlar olabiliyor. Yine bunun dışında fasit eklemi dediğimiz bel ve kalça arasındaki eklem problemleri olabiliyor. Bunlar değerlendirmeden sadece MR çektirilip de kişiye
tamam senin bel fıtığın var ameliyat denirse bu sefer ameliyat başarısız oluyor. Bize ameliyattan sonra kişiler geliyor hiçbir şikayetinde azalma olmadan düzelmeden sonra basit 15-20 seanslık tedavilerle düzelebiliyor. Buna ben hep şöyle örnek veriyorum. Mesela arabanız bozuldu. Arabanızda bir görüntüleme cihazının içine koyup da neresinde arıza var bakabiliyor musunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Fonksiyonunu, fizyolojisini bakmak lazım vücuttaki bozukluklarda da. Ne yapıyor? Servise götürdüğünüz tamirci onu çalıştırıyor değil mi? Fonksiyonlarına bakıyor. Vücudumuzda da böyle. Şimdi bel ve boyun bölgesinde ağrı olan herkes hatta hekime hiç başvurmadan hemen MR merkezlerine koşuyorlar. Zannediliyor ki MR çektirdim vücudumdaki her şey görülecek orada. Şimdi mesela var mıdır? Ben çok merak ediyorum. MR bence doktorun önerisiyle, isteğiyle yapılacak bir şey. Böyle kendi kafasına göre gidip MR çektirenler var mı? Var, kesinlikle var. Kesinlikle var. Hele bu maddi imkanları buna yeterli oluyorsa kişinin bir sağlık kurumundan onay alması gerekmiyorsa hemen gidiyor çektiriyor. Benim MR'ım var, CD'mi size göstereyim, tedavim nedir? O zaman efendim, şeklinde bu kadar basit yaklaşılıyor. Halbuki CD'de gördüğümüz bizim sadece oradaki görüntü. Evet bir fıtık varsa, o taşmışsa, bir bası varsa onu görüyoruz. Fakat onun bası yaptığı yerin ne kadar fonksiyonel olduğunu değerlendirmezsek tedaviyi doğru seçemeyiz. O zaman da yanlış ameliyatlar veya ameliyat sonrası başarısız tedaviler karşımıza çıkabiliyor. Peki siz mesela şimdi tabii burada hemen akla ilk gelen soru şu. Tamam doktor hanım siz zaten benden MR isteyecektiniz. Siz neyine bakıp yani kişiyi birebir muayene etmeniz mi gerekiyor? Hani buradaki farkı anlamak için soruyorum. Evet. Burada önce kişinin şikayetini dinlemeliyiz. Örneğin belimde ağrı var. Peki bu ağrı sabah kalkınca mı çok? Çünkü sabah kalkınca çok olan bir bel boyun ağrısında orada sıvı birikimiyle ilgili romatizmal bir hadise, enfeksiyon, tümör gibi hadiseler ön planda olabiliyor. Halbuki gün içinde kullanmakla artan bir ağrı varsa biz ona mekanik ağrı diyoruz. O zaman onun altında bel boyun fıtığı gibi, yine kesin fıtık değil, gibi olaylar çıkabiliyor. Burada en büyük hata aslında şu, kişi gidip MR'ını çektiriyor. İyi bir anamnez alınmadıysa, iyi bir muayene yapılmadıysa, kişide bir omurga tümörü varsa, omurgada enfeksiyon varsa bunlar atlanarak fıtık diye başka bölgeden ameliyata alınabiliyor. Çünkü MR'da sadece o bölge gözükebiliyor çektiğiniz. Onun için önce sorgulama, daha sonrasında o bölgenin muayenesi. Örneğin kişinin bel bölgesinde, omurga üzerine şiddetli bir vurmakla biz perküzyon diyoruz. O bölgede zonklatıcı ağrının olması bize tümör veya enfeksiyon düşündürtüyor. Halbuki fıtıkta bu gözükmüyor. Çekilen bölgeye ve alınan kesite bağlı olarak çekilen MR'da gözükmeyebiliyor. Kişi bu sefer gidip ameliyat olursa oradaki enfeksiyonun veya tümör olayın yayılmasına sebep olabiliyor. Onun için önce kişinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi, şikayetinin iyi öğrenilmesi, peşinden uygun olan MR mıdır, tomografi midir, röntgen midir, gerekli laboratuvar tahlilleri, örneğin omurga enfeksiyonları da çok sık gözüküyor artık. İlk defa bağışıklık duyuyorum ben sisteminin sizden zayıflamasıyla beraber. Evet, omurga çünkü enfeksiyonu. Ne yazık ki Mevlüt Bey de bilir, ülkemizde çok fazla MR merkezi var, çok fazla görüntüleme var. Gerçekten bunların istatistikleri yapılmış. Mesela Amerika'da 7 milyon kişinin yaşadığı bir yerde 3 tane MR merkezi varken 3 tane. 3 tane. Bizde 380 tane MR merkezi var. Bunların istatistikleri yapılmış. Bir de MR'lar da standart değil ki. Onun gücüne göre 1,5'tan 3,5'a kadar değerlendiren bir görüntüleme değeri var. Ona göre siz eğer iyi bir makineyle çektirmemişseniz görüntüde aldanabiliyorsunuz. Oradaki enfeksiyonu, tümörü veya fıtığı veya sinir kökünü göremeyebiliyorsunuz. MR işte diye girip girmeyelim o Hayır, zaman. Hayır, MR'ların hepsi de standart değil kesinlikle. Bir de tabii ki şu var hocam. Şimdi bir siyatik sinirin basından kaynaklanan bir bacak ağrısı. Topuğa kadar inebilir bu ağrı. Evet. Ağrı. Evet. Eğer kişi benim bacağım ağrıyor, şu topuğumda bir şeyim var diye gidip de bacağının veya topuğunu MR'ını çektirirse hiçbir şeye tanı koyamayız ki. Veya tabii işte niye hocamız bugün sürekli daha kendisini geliştirerek profesörlük düzeyine geliyor veya bu kadar doktorumuz niye var? Öncelikle aslında en basit ve rahat olacak tabii tecrübeyle olacak bir muayene gerekiyor. 7 milyonluk nüfusta 3 tane var çünkü her türlü durum düşünülüyor. Ülkemizde çekilecek 1000 tane MR, bu da yine bizim bütçemize bir zarar. Tabii. Bir masraf, bir zahmet. Bunları kim ödüyor? Bizler ödüyoruz yine.
Evet. Belki de MR'a ihtiyaç duymadan hocamın sadece bir dokunuşla "aa burada bir enfeksiyon bulgusu var, önce bir kan tahlilinizi yapalım" demesiyle de ortaya çıkabilecek çok bir olay var. Çünkü biraz önce söylediğiniz bacak ağrılarında evet. kalçamızın tam arkasında piriformis kasımız var. İsterseniz evet. gösterebilirim tabii size. Ki, o zaman kalçamızın MR'ını veya röntgenini evet, çektirmek hayır, lazım. Hayır, muayeneyle işte o MR'da çıkmıyor. Ha gene MR şöyle değil. Dönelim nasıl isterseniz. Yani? Kalçamızda şu bölgede tam piriformis kasımız var, bu bölgede. Şimdi bu bölgede buradan da siyatik sinir geçiyor. Bu siyatik beldeki, bir hastalık değil değil mi siyatik, hocam? Siyatik vücudumuzun en büyük siniri bası altında kalmasına siyatik diyoruz. Ama bin tane sebebi var. Önemli olan doğru sebebin belirlenmesi. Şimdi sizin belinizde bir kas spazmı veya kalçanızda bir spazm var. Bu da gelip burada siyatik siniri sıkıştırıyorsa buradan aşağıya kadar şu güzergahta sizin ağrınız olacak. Siz bunun muayenesini olmadan direkt gidip MR çektirirseniz belinizde fıtık görülecek. Fıtık tedavi edilecek. Şimdi dekompresyon yöntemi dediğimiz omur arasını açarak, aradaki diskin içeri girmesini sağlayarak tamamen MR'da da iyileşmeyi gösterebiliyoruz. Fakat şimdi sizin böyle bacak ağrınız var, çekiliyor MR'ınız, orada fıtık gözüküyor. Cerrahınız diyor ki tamam kesinlikle bu ameliyat veya fizik tedaviciniz diyor ki cerraha gitmelisin. Fakat sizin bu piriformis sendromunuz, yani kalçadaki kasılı kas, siyatik sinire basısı tedavi edilmiyorsa şikayetiniz geçmiyor. Bu aşağıdan çektiği için zaten omuru da sıkıştırıyor. İkisinin beraber tedavi edilmesi gerekiyor. Onun için önce sorgulama, sonra klinik muayene, peşinden de evet teknolojinin ilerlemesiyle... Ne çekilecekse onu da doktor söyleyecek herhalde evet, ve evet, nereye tabii. Evet, nereye ve hangi bölgeye. Peşinden de şimdi klasik fizik tedavi yöntemleri değil. Burada omur aralığını açmaya yönelik... Burada hemşire daha soracağım. Hocam fıtık dediğimiz hı hı. olay. Bu benim omuriliğim. Hı hı. Etrafında da bir vertebra dediğimiz hı hı. kemik yapılarım var. Hı hı. Fıtık dışarı doğru bir çıkma. Hı hı. Gerçekten fıtığı şöyle nasıl tarif edebiliriz? Nasıl anlatabiliriz? Şimdi şöyle tahtaları üst üste koyduğunuzu düşünün. Tahtaları birbirine sürterseniz ne olur? Aşınır. Evet. Aşınmasın diye araya yumuşak bir madde koyarsanız jöle kıvamında ne olur? O bir amortisör görevi yapar. Omurgamız eğildikçe, doğruldukça o öne doğru, arkaya doğru o amortisör dengeyi sağlar. Fakat bu aradaki disk, ki ortası daha koyu çekirdek, dışı da tamamen jöle kıvamında. Değişik sebeplerle ters hareketler, zorlamalar, omurga yapısı gibindeki problemler gibi. O aralık daralınca aradaki jöle ne olur? Taşar. Yani şu omurlarımız. Fışkırır dışarı. Evet, dışarıya doğru taşıyor. Şu omurlarımız, şu aradaki disk. Aradaki disk bu böyle dışarıya taştı. Doğru taşıyor. O zaman omurlar mı? Omurların arasından dışarı doğru taşıyor. Peki bu sinirlere olan ağrı veya basılar, bu kenarlardan buralardan çıkan da sinirler çıkıyor. Şu sinirler çıkıyor. Hı-hı. Aralık bozulunca sanki bacağımızın üstüne oturmuşuz gibi bir sıkıştırma sonucu ağrılar veriyor. Siyatik sinire veya işte seviyesine göre femoral sinire. Örneğin bir 4. 5. omur aralığında bir sinir sıkışması varsa bacağınızın ön yüzünde şikayet olur. O zaman da siz bacağım ağrıyor diye gidip bacağınızın MR'ını çektirirseniz yukarıdaki olayı atlamış olursunuz. Şöyle bir soru vardı. Tamam, bu disk dışarı taştıysa. Hala böyle ben insanlar bunu... var mı gidip kendi kafasına göre MR çektiren? Ben orada kaldım yani. Hayretler içerisindeyim gerçekten. Var. Param var, çektirmek istiyorum. Ama yani öyle değil. Evet, her şey çünkü neden? MR'da her şeyin görüldüğü ve ortaya MR'ların çıkıyor. Standartı olur. İnsanlar bunu bilmiyorlar hakikaten. İşte 1 liraya da MR çektirebiliyorsunuz, 100 liraya da çektirebiliyorsunuz. Hani insanlar bunu zannediyorlar ki işletmenin farkından dolayı. Hayır, cihazın değerinden dolayı. Fizik tedavide de öyle. 3 liralık ultrasonda var, 5 liralık traksiyon cihazı da var veya DRX, spinal dekompresyon dediğimiz bu omurun arasını açmaya yönelik işte fiyatını söylemeyeyim çok pahalı cihazlar da var. Onun evet, için ben o nedenle işte bu sebeple göre bir ben fizik tedavi oldum ama iyi gelmedi. Görüşü çok yanlış çünkü fizik tedavi standart değil. En iyisini en doğru bir şekilde uygularsanız kesinlikle başarılı olur. Evet, bu çok önemli yalnız hocam. Evet. Fizik tedavide bir standart yok, MR'larda bir standart olmadığı gibi. Yani fizik tedaviyle iyileşebilecekken iyileşmeme ihtimaliniz de bu nedenle var. Evet. Kesinlikle. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bu spinal dekompresyon... Hocamın yerini alalım evet, isterseniz. Ben endamının tabii gözükmesinden son derece mutluyum ama... Spinal dekompresyon sistemi dediğim omur arasını açmaya yönelik, hatta daha sonra başka bir programda hocam, görüntülerle de gösterebiliriz onu size. Omurların arasını nasıl açtığını.
Bu hiç ağrısız, acısız bir işlem aslında. Son derecede basıyı kaldırdığı için kişiyi rahatlatıyor. Boy uzatıyor mu hocam? Şöyle, sabah ve akşam boy uzunluğumuz aslında 1-2 santim farklı. Akşama doğru kısalıyor disk, muyuz? Evet, akşama doğru kısalıyoruz. Neden? O disk, şey yumuşak disklerin içerisindeki sıvı azaldığı için akşama doğru, yer çekimine karşı akşama doğru kısalıyoruz. O zaman sabah boyumuzu ölçelim. Sabah boyumuzu ölçelim. Kilomuzu da sabah ölçelim. Şimdi spinal dekompresyon sisteminden bahsediyordum. Amerika'da bazı özel sigortalar da beyin cerrahlarına diyorlar ki siz hastanızı ameliyat edeceksiniz, tamam, ama spinal dekompresyon tedavisi gördü mü bu hasta? Görmediyse ben senin ameliyatının parasını karşılamıyorum, ödemiyorum diyor. Dolayısıyla beyin cerrahları bazı gelişmemiş ülkelerdeki gibi hemen MR'da bel fıtığım var, sizin ameliyat olmanız lazım veya ameliyat son çare diye bir şey yok. Ya da fizik tedavi deneyelim görüşü de yanlış. Kişi için en uygun tedavi hangisiyse o belirlenmeli, denenmemeli hiçbir şey. Çünkü bakarız, yapmamalıyız. Çünkü ağrıyı azaltmak önemli değil. Ağrıyı azaltıcı çok yöntem var elimizde. Ama fıtık demek mekanik bir bası demektir. Biz ancak onu açarsak, o aralığı açarsak rahatlar. Şöyle düşünün, ben sizin elinize bastırıyorum son kuvvetle. Eliniz kızarıyor. Çok uzun süre böyle bir güçle bastırırsam bir süre sonra morarma oluyor, değil mi? Siz şimdi onun İyileşmesi için etrafına buz koysanız, bir şey sürseniz olur mu? Olmaz. Ne olacak? Üstündeki mekanik bası kalkacak. Bel ve boyun fıtıkları da böyle. Oradaki mekanik basıyı kaldırmadan, o aralığı açmadan, fıtığı içeriye sokmadan tedavi edemezsiniz fıtığı. Hocam bu yöntem yeni mi? Bu yöntem 6 yıldır var. 6 yıldır kullanılıyor. Ülkemizde ameliyatsız bir sistem. Öncesinde bel ve boyun bölgesindeki problemleri saptayıp ilave fizik tedavi ajanları gerekiyorsa onları da kullanıyoruz. Biraz önce söylediğim problemlere yöneldik. Evet. Sonrasında da omuru hazırlayarak her gün giderek artan bir şekilde o aralığı yavaş yavaş açıyoruz. Bu yöntemin İki yandaki... ne demiştiniz hocam? Buyurun. Yöntemin ismini tam ne demiştiniz? Spinal dekompresyon sistemi. Evet. Kompresyon bası demek olduğu için dekompresyon basıyı kaldırmak, spinalde omurga ve omurilik, oradaki aralığı açmak, basıyı kaldırmak anlamında. Onun için eğer ciddi anlamda bir bası varsa, sadece kas spazmı söz konusu değilse, bel ve boyun fıtıkları dekompresyon sistemiyle aralık açılmadan kesinlikle tedavi olamıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Evet, ağrıyı geçiriyoruz. Bütün klasik fizik tedavi yöntemleriyle de ağrı azalabilir. Ama biz diyoruz ki biz o basıyı kaldırıyoruz. Bası kalktıktan sonra da basılı zamanda hasarlanan dokuların da iyileşmesini sağlıyoruz. Çünkü teknoloji artık ilerledi, derin dokuları da iyileştirebiliyoruz. Sonrasında da 3. ayda kontrol MR'ını çektiriyoruz, karşılıklı koyuyoruz. Bakın, bu sizin önceki MR'ınız, böyle fıtığınız vardı, taşmıştı. Şimdi fıtığınız nerede? İçeri girmiş. Yani biz de o zaman yaptığımız işten zevk alıyoruz. Niye? Hastamızın ağrısı azalıyor. Ama gözümüzle de görüyoruz. Evet, içeri girmiş. Evet, bu fıtık yok olmuş. Sonrasında da bel ve boyun kaslarını, omurga kaslarını güçlendirici egzersizlerle dıştan da yapıyı kuvvetlendirdiğimiz zaman kişinin bir daha sorunu olmuyor. Bu spinal dekompresyon sistemi her fıtıkta uygulanabilir mi? Her fıtıkta uygulanamaz. Her fıtıkta, çünkü fıtık 4 aşamadadır. Barging dediğimiz 1. aşamada dekompresyona hiç gerek yok. Bazı egzersizler, kas gevşetmeler gibi basit yöntemlerle veya ilaç tedavisi, istirahatle egzersizle halledebiliyoruz. Ama 2. ve 3. aşamada, özellikle protrüzyon dediğimiz aşamada, taşmış ve omuriliğe, bacağa giden sinirlere bir bası yapıyorsa mutlaka onun içeri sokulması gerekir. Çünkü o içeriye sokulmazsa devamlı aralık daralacak, devamlı taşıyacak. Bu sefer ne olacak? O taşan dış zarları gerildikçe yırtılacak. Omurilik boşluğuna düşecek. O zaman da bacaklarda güçsüzlükler, hissetmemeler, felç, idrar ve büyük abdest problemleri, cinsel fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabiliyor. O aşamadan sonra ortaya çıkan bozuklukların geriye dönmesi mümkün olmuyor. Bu sebeple diyorum ben hep, bel ve boyun fıtıklarında ameliyata gitmeden, bel ve boyun fıtıklarında bu şikayetler ortaya çıkmadan mutlaka önlem alınması gerekir.
O zaman dördüncü seviyede ameliyat ama herhalde, değil mi hocam? Dördüncü seviyede eksüze dediğimiz aşamadaysa, dördüncü seviyenin başındaysa, dış liflerde hafif bir yırtık varsa, parçalanıp omurilik boşluğuna düşmemişse, o zaman DRX tedavisini almıyoruz. Spinalde kompresyonu almıyoruz, arılığı açmakla ilgili. İstirahat ve diğer fizik tedavi ajanlarıyla oraya doku iyileştirici akımlar veriyoruz. Hastamızı takip ediyoruz. O dış liflerdeki tamirat tamamlanınca o zaman alıyoruz, içeri sokuyoruz. Fakat oradaki parça, eksüde olan fıtık, sekestre dediğimiz aşağıya kopmuş düşmüşse o zaman mutlaka ameliyata yönlendiriyoruz. Aşağı nereye düşüyor mesela? Yani burada da şunu söylemek hocam, isterim. Hocam aşağı nereye düşüyor? Omurilik boşluğu. Mesela 4. 5. aralıkta sizin parçanız. Evet. Ne oluyor? Hareketlerle de aşağıya doğru onu tutan bir şey olmayınca aşağıya doğru iniyor. Hmm. Omurilik boşluğu dediğimiz yer omur kemiğimiz. Evet. İçerisinde omuriliğimiz. Bunun arasında boşluk var. Evet, bunlar aslında biraz eksiğimiz var. Tabii görsel olarak anlatmak hocam, çok daha zevkli evet, olacak. Biz sizi inşallah yine konuk edelim evet. Ve bunu bir maketler falan evet, üzerinde evet. Konuşalım. Üzerinde anlatalım. Düşüyor deyince sanki. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Hani ben ameliyat karşıtıyım, hiç ameliyata göndermiyorum değil. İnanın her gün bize başvuran, bana başvuran hastalardan bir veya ikisini hayır sizi hiç fizik tedaviyle oyalamayalım, ağrınızı azaltabiliriz ama bu orada kopmuş fıtık. Size daha büyük problem yaratmadan siz cerrahiye gidiyorsunuz. Hiç üzülmeyin, bu şöyle şöyle hallolabilir diye gönderip de bir iki gün sonra bize teşekküre gelen hastalarımız var. Ama biz bunu burada konuştuk, zaten çok az bir kesim ameliyata kadar gidiyor. Yani ameliyat %20 miydi? Yok, daha azdı galiba. Şimdi onu size söyleyeyim. Çok oldu da. Bu Türk Nöroşirurji Derneği'nin yaptığı bir bilimsel araştırma var bu konuda. 3 sene önce görmüştüm bu çalışmayı. Büyük hasta grupları üzerinde yapılmış. Bel ve boyun fıtıklarında Amerika'da ameliyat oranı %5. Tamam. Türkiye'de %40. O zaman doğru söylemişim ben. Şu an hatta az bile söylemişim anladığım biraz kadarıyla. Biraz az söylemişsin. Az söylemişim. Çok acayip bir rakam söylediniz şimdi. Ben evet. Hayretler içerisinde kala kaldım. Çünkü bize galiba buraya daha önce gelen doktorlarımız Amerika'daki o zaman yüzdeyi söylediler. Çünkü ben %3 ile 5 arasında belki bir rakam. Belki şöyle söylenmiş olabilir. Bel ve boyun ağrılarının bütün sebebi bel boyun fıtıkları değil. Değil. Bel boyun ağrılarının sadece %20-25 sebebi fıtıklar. Hmm. Bunu orantıladığımız zaman bel ağrılarındaki ameliyat oranı diye bunu istatistiksel olarak vurgularsak dediğiniz orana düşüyor. Hani bel ağrılarındaki ameliyat oranı o. Şimdi ben tabii biraz yıkıldım. Ben tabii hayalimde Fatoş'un ameliyat olmayacağına dair böyle hayaller kuruyordum. Evre 4'te, evre 4'te. Kopukluk hiç varsa. Hiç hayal değil. Gerçekten çok hastalarımız alıyor. Gelip işte MR'larıyla veya telefon edip de bize beyin cerrahımız işte platin koyulmasını söyledi böyle böyle diye. Bir bakıyorum minicik bir taşma var. Şimdi hiçbir zaman beyin cerrahı arkadaşlarımı bu konuda eleştirmiyorum. Şimdi önce şunu demek istiyorum. Spinal dekompresyon sistemini biliyor mu o arkadaş? Hmm. Spinal dekompresyon sistemiyle hastasını tedavi etmiş mi? Bilmediği için belki de eski sistemler 20-30 sene önce ne vardı? Fizik tedavide teknoloji ilerlemeden önce. O zaman biz talep edeceğiz anladığım kadarıyla. Tabii orayı ısıtıyordu, gevşetiyordu. Ama şimdi teknoloji ilerledi. Açıyor, içeri sokuyor, bası altında kalan dokuyu da iyileştiriyor. Eğer cerrah bu sistemden bir haberse, haberdar değilse o zaman diyor ki evet ben senin fıtığın nasıl olsa ameliyata gidecek. Ben bunu ameliyat edeyim diye yapmış. Evet, güzel profesörümüz Gülçin Gülşen tabii harika anlatıyor. İnsanın fıtık olası geliyor diyeceğim ama Allah göstermesin. Allah gerçekten hasta olanlara da acil şifalar versin diyoruz. Hem programımızın hem de vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Gülçin Hanım. Ben teşekkür ederim. Ben tabii espri bir yana artık ameliyat olmadan fıtığın bir çaresi olduğunu öğrendiğim için çok mutluyum. Ama en önemlisi nedir? Fıtık olmadan önce çarelere bakmamız kesinlikle lazım, önlem almamız lazım. Bu da nasıl oluyor hocam? Kaliteli yaşam, yani spor. Günlük yaşamdaki ben söyleyebilir miyim? Günlük yaşamda oturma pozisyonumuz, hareket pozisyonlarımız, yatma pozisyonlarımız ve çocukluktan itibaren egzersiz. Şimdi ne görüyoruz? 40-50 yaşına kadar egzersiz yapmamış insanların
rahat spor salonlarında veya parklardaki daha tehlikeli spor aletleri. Çok daha tehlikeli. Onun için çocukluktan itibaren uygun egzersiz programının düzenlenmesi ileride bel boyun sağlığının iyi olması için en önemli faktör. Evet hocam, bugün programı siz kapatın evet, isterseniz. Ben öncelikle Gülçin hocam sizi tekrar görmek istiyorum. Bunu evet, maketlerle yani. O boşluk nereye düşüyor bunları konuşalım ve bu sistemimizi tekrar konuşalım derim. Evet. Önemli bir biz konu. Biz yarın yeni evet. konularla birlikte yine aynı saatte 360 ekranlarında olacağız efendim. Biz bize buradayız. Kahvelerimizi, çaylarımızı alıyoruz ve yeni bilgilerle donanmak üzere biz de sizi burada bekliyoruz. Yarın yeni konu ve konuklarla sabah buluşmak üzere. Hoşça kalın.